Böyle bakalım mı? Recep Bey. Başkanım böyle bakabilir miyiz efendim? Böyle de bakabilir miyiz? Hepiniz aynı anda bakarım. Şuraya da abi, ben şöyle bir para bakayım. Herhalde bir müsaade, bana da siz para arkasında bir müsaade bak. Bir müsaade bak. Evet, bir müsaade arkasında bak. Tamam, tamam. Eyvallah. Tamam, tamam, tamam. Abi, Allah hayırlı olsun. Değerli basın mensubu arkadaşlar, önce Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Hatay Başkanımıza ve Genel Müdürümüze hoş geldiniz diyorum. Siz değerli basın mensuplarına da hoş geldiniz diyorum. Bugün burada toplanmamızın amacı Antakya'da İlim Yayma Cemiyeti'ne ait kabası bitmiş 7000 metrekarenin bir inşaatın imzasını biz Atakaş olarak, Recep Atakaş olarak ben üstlendim. Sağ olsunlar Sayın Genel Başkanımız, Sayın Hatay Başkanımız böyle şey yaptılar. Sayın Başbakanımız Hatay'a geldiğinde benden böyle bir talep oldu. Sayın Başbakanımızın böyle bir talebi olunca ben de hiç düşünmeden evet dedim. Bunu niye evet dedim, size onu izah edeceğim hiç düşünmeden. Mutlaka başbakanımızın talebi emirdir. Ama onun dışında da en güzel olan bir olay vardı. İlim Yayma Derneği 1951 yılında kurulmuş. 68 hayırsever, vatansever insanlar tarafından, çok değerli insanlar tarafından kurulmuş. Ve bugüne kadar da faaliyetini hiç problemsiz şekilde sürdüren bir cemiyet olduğu için, bir dernek olduğu için Sayın Başbakanımız benden böyle bir talepte bulunduğu zaman tekrar ediyorum, hiç saniye düşünmeden tamam Sayın Başbakanım dedim. Ve İlim Yayma Cemiyeti'nin bugüne kadar Türkiye genelinde 100'ün üzerinde okulu, 150 civarında da yurdu bulunmakta. İnşallah bu yapacağımız yurt 151. olacak ve inşallah bu 250'de 300'lere 500'lere çıkacak ileriki yıllarda diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, İlim Yayma Derneği'nin 1951 yılından bugüne kadar devam etmesinin bana göre en önemli sebebi ilmin dışında, eğitim, öğretimin dışında hiçbir amacı olmamasıdır. Ve bundan dolayı da Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına dernek sınıfına sokulmuştur. Bu büyük bir başarıdır. Bu İlim Yayma Derneği'nin gerçekten bir başarısıdır. Bundan dolayı ben İlim Yayma Derneği'nin kuruluşundan bugüne kadar hizmeti geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Başta Sayın Genel Başkanımız Yusuf Tunum Bey'e ve Hatay Başkanımıza ve buradaki yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese, Sayın Genel Müdürümüze yürekten teşekkür ediyorum. Bu derneği, bu cemiyeti böyle çok güzel yönettikleri için ve bu ülkenin eğitimine, öğretimine büyük katkıda bulundukları için. Değerli arkadaşlar, çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Eğer biz bunu hepimiz çok iyi biliyoruz veya bilmeyen de bilmesi lazım. Gerçekten dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Bunun kıymetini biz de bilmesek başkaları çok iyi bilir. Onun için önce biz bileceğiz. Bunun için de eğitim, öğretime çok önem vermemiz lazım. Ben eğitim, öğretim deyince kendini adayan bir insanım. Bugün yaptığım okul 4. okul. İnşallah bu yurdu da bitiririz. Bu da yurt da bir okul demektir. 5. okul. Niye? Çünkü eğer ki biz yarın gelişmiş ülkeler seviyesine gelmek istiyorsak, bu ülkemizi getirmek, gelişmiş ülkeler seviyesine getirmek istiyorsak, eğitime çok önem vermemiz lazım. İşte eğitimin başlığı sonu da budur. İyi okullar, iyi yurtlar, öğrencileri en iyi şekilde yetiştirirsek, öğrencilerimiz yarın için vatanını, milletini seven, milli değerlerine, manevi değerlerine sahip çıkan öğrenciler yetişirse bu ülkeyi gelişmiş ülkeler seviyesine o zaman çok rahat getirebiliriz.
Ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Bizler elimizden geleni yaptık, hala da yapmaya devam edeceğiz. Ama ülkemizin gençleri de bu ülkeyi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında sokacağından da benim hiçbir şüphem yoktur. Ben Sayın Genel Başkanımıza buraya kadar geldikleri için tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza, Sayın yeni geldiler Ticaret Odası Başkanımıza ve Hatay Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizler de geldiğiniz için bütün basın mensubu arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar, öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Sesimizi duyuracağınız için, sesimiz olacağınız için. Recep Bey'e gerçekten cemiyetim adına, şahsım adına, arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Benim için bir şeref de buraya gelip burada böyle bir şeref vesikasını imzalamak, o imzanın orada olması bir şeref vesilesi. 65 yıldır İlim Yayma Cemiyeti şu anda 81 vilayette, 85 ilçede 166 şubemizle bayrağına vatanına sevdalı, devletine saygılı, milletinin emrinde, hizmetinde gençler yetiştirmenin mücadelesini veriyor. Başka hiçbir beklentisi yok. Gençlerimizin imanlı, gençlerimizin bilgili, gençlerimizin donanımlı bir şekilde ülkemizin bayrağını daha yücelere çıkarması için başarılı bir şekilde bu ülkenin yönetimini onlarla sürdürebilmemiz adına, kıyamete kadar baki kalmamız adına biz onların çok iyi mühendis, çok iyi doktor, çok iyi bilgisayar uzmanı, çok iyi ileride lazım olacak mesleklerde yetişecek gençler olarak bakıyor. Her birinin yerel yöneticiler olarak, genel yöneticiler olarak, özel sektördeki başarılı iş adamları olarak yarın inşallah onların isimlerini duymakla yorgunluğumuzu atacağız. Başka hiçbir beklentimiz yoktur. Biz sadece ümmetin emaneti olan yavrularımızı yurtlarımızda kaldığı süre içinde onların üstü açık kalmasın, onların eğitimlerinde bir eksikleri, bir ihtiyaçları kalmasın diye gece gündüz koşturuyoruz. Tamamen bağışçılarımızın yardımlarıyla, burs veren dostlarımızın verdikleri burslarla, onların zekatlarıyla bu işi götürüyoruz. Böylece de ümmete, millete, devlete hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar hiçbir yanlışın içinde olmadık. Recep Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi tanımladılar, bizi size çok iyi aktardılar. İnşallah bundan sonra da biz devletle ilgili hiçbir işimiz olmaz. Devlete hizmetten başka. Sayın Genel Müdürüm, siz de gelin böyle bir. O da kendisi demesi için haber başlıyor. Tamam. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun.